Ben Songül Bulde, Diyarbakır'da halı firmasını açtım 2012'de. Bunun öncesine değinmeye gerekirse küçük yaşta bu mesleğin içerisine geldim. Küçük yaşta sonrası eğitmenlik yaptım. Eğitmenimi Elazığ Palo ilçesinde Sivrice'de devam ettirdim. 2011'in sonunda kendi işimi kararımı verdim. Kendi işimi kurma kararını verdiğim zaman direkt ticaret odasına gittim başkanla. O zamanki başkan Diyadin Gezer dedi. Diyadin Basit Gezer'le bir tanıştık. Kendimi tanıttım. Ben böyle bir işin içerisindeyim. Yapmak istiyorum. Yani gelip kendi şirketimi kurmak istiyorum. Çok büyük destekleri de oldu. O zaman UMEM projesi vardı. Başkanımız o UMEM projesinde Serap Gözeli'de biz ilk atölyemizi açtık. Ballara bağlı bir köyümüz. Orada açtık 6 ayı. Orada bir iş kur desteğiyle gittik. Daha sonra çok meşakkatlerle karşılaştık. Kadın olarak çok zorluklarla karşılaştık. Çünkü burada sadece yeni firma kadın olarak bendim. Genel olarak hepsi Kayserili, Isparta. Bunlar burada geldiği için çok da ezmeye çalıştılar. Onlara karşı, onlara rağmen ayakta durmaya çalıştık. Ve daha sonra kendimizi onlara karşı dümdük ayakta durduk. Onlar bize ulaşmaya çalıştı. Şu anda ürünlerimiz yurt dışına kadar çıkartıyoruz. Yurt dışına kadar siparişlerimizi veriyoruz. Arasına girdiği için şu anda bakanlık da çok güzel destekler veriliyor bu meslekle ilgili. COSGAP, bakanlık hani bu mesleki tek unutulmasın diye dünya. Bizim coğrafyamıza çok da değer verilmiyor ama yurt dışında çok güzel değerleri var. Bunun için hani şu anda yurt dışına bir çalışmamız, bir şeylerimiz var. Onunla ilgili bir çalışma sonuçlanırsa güzel olur. İş yeri hani açtığımız her ilçelerde eğitmen, halk eğitimi işbirliği içerisindeyiz. Halk eğitim, milli eğitim protokolü yapıyoruz. Onlar bize eğitmenler veriyor. Kendi malzemelerimizi, eleman ücretlerini biz veriyoruz. 24 saat bile harcayabiliyoruz. İşte sadece bu ön yüzü de, arka yüzü de çok şeydir. Yani bu pazar araştırmasıdır, başka şeyleri vardır. Dokunmaz 8-9 saatimizi alıyor. Her bir ilçede gidip şey yaptığım zaman gün boyunca o zamanımızı verebiliyoruz, onu söyleyeyim. Ama severek yaptığımız, günün yorgunluğunda kadınlarımızla biz aynı ara geldiğimiz zaman bir aile ortamı olduğu için yani işi gözle bakmıyoruz. Hani bizim işçilerimiz aile gibiyiz. O yorgunluğu biz hep birlikte atlatıyoruz. Hep birlikte biz o yorgunluğu atıyoruz. Şu anda benim bünyemde şirket olarak 50 kadın çalışıyor. Bunun 25'i SSK'lı çalışıyor. Diğerleri de hani geçici işçi olduğu için SSK'sı çalışıyor. Şu anda 3 atölyemiz var. 8'de çıkartmayı düşünüyoruz. Küçük mücadeleleri veriyoruz ama adımlarımız büyük, görmezden geliniyor aslında bakarsanız. Büyük büyük şirketler şu anda bize muhtaç, bize ulaşıyorlar. İmalat yapamıyorlar. Ve satışa çok rahat ulaşabiliyorlar ama imalata zayıftılar. İmalatı yapamıyorlar. Daha önce atölyemiz Lice'de vardı. Lice'de 2 haftada bir kapanırdı bu yasaklardan dolayı. Onlar biz çok sıkıntıda yaşadık. Orada kapatmak zorunda kaldık. Şu anda haneden şey yapıyoruz. Etkilendik değil mi, etkilenmedik? Çok sur bizi etkiledi, pandemi etkiledi. Çünkü işimiz genelde turizme yöneliktir. Ondan dolayı da biz çok etkileniyoruz. En erkeni biz etkileniyoruz. Şimdi bunun ipeğin maliyeti, ipeğin şu anda ham maddesi kilosu biz 110 dolardan alıyoruz. 110 dolar. Bunun maliyeti yani bir halının bize maliyeti hiç yapmadan sadece bir 6.700 dolara bize maliyeti oluyor. Eleman ücreti de birlikte. Şu anda zor bir şekilde kayan kazancımız olmuyor. Ayakta durmaya, kendi kadınlarımıza, elemanlarımıza bir de ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz kendi Diyarbakır'ımız motifleri çok zengin, tarihimiz çok zengin. Şu anda biz o motifleri, o tarihe değiniyoruz. Öyle bir çalışmamız var. O çalışmamıza sonuna geldik. Onu tarihi motifleri halıda okuyacağız. Dışındaki Diyarbakır'ı, dışındaki Doğu ya da başka tarihlerimiz ama genelde şu anda bizim çalışmamız Diyarbakır tarihi üzerinde. Diyarbakır tarihini yurt dışına taşımak, o hasreti gidermek, onu yapmaya çalışıyoruz. Onun ilmek ilmek kültür şeylerimizi halıya dokuyoruz ve bunun için büyük bir zevkle çoğu insanlarımız yurt dışına gitmiş. Diyarbakır gün günde gelişiyor. Gelişmekte olan bir kentimiz ve tarihimize maalesef ki
çok eskisi gibi değer görmediği için biz o tarihimize sahip çıkıyoruz. Diyarbakır tarihi gelip burada görmeyen insanları biz tarihi olmada götürüyoruz. Halıya dokuyarak götüreceğiz. Diyarbakır kadınlarımız eskisi gibi değil, çok güçlü. Anne de olabiliyor, eş de olabiliyor, iş insanı da olabiliyor. Sanki biz yavaş yavaş bu şeyi kırıyoruz, bu kabuğu kırıyoruz. Kadınlarımız artık bu işi bilincinde nasıl hayatta duracağını biliyor. Hem anne hem eş hem de iş yapabiliyor. Kumahane'de iki atölyemiz var. Hazru, Dicle'de girişlerimiz var. Orada atölye açmayı düşünüyoruz. Bağla'da şubelerimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Burada talep üzerine. Toplamı yani şu anda bizde 50 kadın çalışıyor. Bu sayı çoğaltacağız.